kitabeyine önce insan yazacağız. Yola, ağaca, pınara, esen yeleğen kara, yağmur yüklü bulutlara önce insan yazacağız. Koç burcuna, yay burcuna, bebeklerin avucuna, minarelerin ucuna önce insan yazacağız. Milletvekilimiz, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Özgür Çelik geliyor. Maşallah yazan, yiğit insanların armağan olduğu yazıhanlılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Şimdi konuşmalarımız çok uzadı ve sizlerin beraberce iki saattir buradasınız. Çok kıymetli Yazıhan Belediye Başkanım, aynı zamanda Yazıhan Belediye Başkan adayımız Nevzat Öztürk abimiz Yazıhan'a neler yaptığını, yapmak için bizi nasıl çalıştırdığını, bakanlarımızla nasıl görüşmeler sağladığını, yeri geldiğinde taleplerini Cumhurbaşkanımıza nasıl ilettiğini ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Yazıhan'a nasıl hizmetler geldiğini size anlattı. Videolarla gösterdi. Bunlar sadece görebildikleriniz. Hepinizin biliyorum ki yüreğinde Yazıhan sevdası olan Nevzat Öztürk'e hem sevginiz, hem saygınız, hem de teşekkürünüz var. Belediye başkanlığı yaparken de, sivil toplum örgütü başkanlığı yaparken de yüreğinde hep insan sevgisi taşıdı ve şimdi Yazıhan'a bir kez daha belediye başkanı olacak. Ben Yazıhan Belediye Başkanımız Sayın Nevzat Öztürk'e Kozmo Kompozit Taşı Üretim Tesisi'nin önünde yemek yiyoruz. Program yapıyoruz. Sadece bu üretim tesisini nasıl aldığını size anlatmam lazım. Türkiye'de hiçbir belediye, ama hiçbir belediye Maliye Bakanımızdan direkt para almadı. Bir tek Nevzat Öztürk, Maliye Bakanımız Naci Ağbal'dan Türkiye'de tek bir belediye başkanı olarak nakit kompozit taşı, yani Yazıhan'ın ihtiyacı olan yollarımıza kilit taşı döşeyecek ve döşenen kilit taşlarının üretileceği merkezi burada açtı. Ve Maliye Bakanımızın vermiş olduğu destekle, sonrasında yine bakanlarımızdan aldığımız destekle bu üretim tesisini Yazıhan'a kazandırdı. Sadece bu bina bile Nevzat Öztürk'ün nasıl iş yapabilir olduğunu göstermek adına en küçük örnek. Ben bu vesileyle Nevzat Öztürk abimize canı gönülden hizmetleri için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Kıymetli kardeşlerim, şimdi 31 Mart seçimleri çok önemli. Bu vesileyle Allah nasip ederse, Yazıhan hazır mı? Ben bir sessiz sordum ama şimdi bir sessiz soracağım. Siz de buna sesli cevap verirseniz konuşmamı bitireceğim. Sizin sesinizin düzeyine göre, alkışın düzeyine göre Yazıhan Belediye Başkan adayımız Nevzat Öztürk'ü nasıl destekleyeceğinizi göreceğiz. Allah nasip ederse 31 Mart'ta Yazıhan Nevzat Öztürk'ü yeniden belediye başkanı seçmeye hazır mı? Hayır! Yeniden belediye başkanı seçmeye hazır mı? Hayır! Peki 31 Mart'ta Büyükşehir Belediye Başkanımız, Allah başkan adayımız Allah nasip ederse Büyükşehir Belediye Başkanı olacak Selahattin Gülkan'a tam destek vermeye hazır mı? Evet. Tam destek vermeye hazır mı? Evet. Yazıhan'da Nevzat Öztürk'te, Büyükşehir'de Selahattin Gülkan'da
Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'la beraberce yürümeye hazır mıyız? Ben hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sayın milletvekili.